Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere Muğla Yerkesik'ten sesleniyoruz ve Yerkesik Belediyesi'nin konuğu olduk. Yanımızda Belediye Başkanı Sayın Demirci var. Merhabalar Yusuf Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey, öncelikle sizleri ve Yerkesik Belediyesi'ni tanıyabilir miyiz ve ne zamandan beri burada başkanlık görevinize devam ediyorsunuz? Evet, ben 1963 Yerkesik doğumlu. İlk ve orta öğretim burada yaptım. Lise Muğla, Tapu ve Kadastro, Muğla Meslek Yüksek Okulu, harita bölümleri ve iki çocuğum var. Evliyim. Aşağı yukarı 2009'da biz yerel seçimlerde beldemizde belediye başkanı seçildik. Şu anda da aktif olarak görevimiz devam ediyoruz. Evet. Peki biz öncelikle belediye başkanımızı yakalamışken ve röportaj yapma fırsatı bulmuşken Yerkesik beldesini tanımak istiyoruz. Evet. Bize biraz bu eşsiz güzelliği sahip olan beldeden bahseder misiniz? Evet, burası Muğla ilimizin en yakın, en eski yerleşimlerinden birisi. Geçmişi tarihi derin, yani Osmanlı'ya dayanan, yani Evliya Çelebilerin, İşte Kanuni Sultan Süleyman'ların geçtiği, Rodos seferlerini geçtiği bölge. Tabii bu coğrafi olarak bir tarafımız Körfez, Gugu Körfezi, bir tarafımız işte Milas ilçesi, merkez Muğla iline bağlı, merkez ilçe, Muğla merkeze, bir tarafı da güzel ilçemiz var, Ula ilçemize bağlı. Böyle coğrafyası geniş, yaklaşık 3500 dekarlık galiba bir şeydir, hektarlık olacak büyük ihtimalle bir alanda yerleşimi düz olan ve özellikle Muğla yayla dediğimiz, yani yaşam alanı olarak meskun saha dışı bir Muğla merkezli vardır, Karabağlar, bir de Yerkesik yaylası vardır. İki özelliği de sahip bu arada. Yani düz alan, yaylayı biz hep yukarıda deriz ama genelde bizim yaylarımız tabandadır. Yani meskun saha dışı, ağaçlık, yeşillik, doğal, yani eşsiz bir, evet, doğal güzelliğe, evet, sahip, evet, olan bir beldemiz, evet, Yerkesik. Yani özellikle coğrafyası böyle. Bir tarafı deniz, bir tarafı dediğim gibi ilçelerle çevrili. Güzel, geniş alanı sahip. Güzel bir belde, sayfaya bir yer. Evet. Peki biz biraz belediyemize tanımak istiyoruz. Yerkesik Belediyesi çok eski bir belediye, evet, sistemi. Yani çok eskiden beri hizmetlerine devam ediyor. Biraz bahseder misiniz bizlere belediyemizden? Evet. Belediyemizin köy statüsü yoktur beldemizde. Eski bucak, nahiye, kasaba, belde, şu anda da yani belde olarak inşallah önümüzdeki dönem 2014'te de büyükşehir yapılanması nedeniyle biz mahalle olduk. Muğla Menteşe ilçesi ve Menteşe Belediyesi'nin bir mahallesi olacağız. Aynı semt olacağız yani, daha doğrusu. Yani bu yapılanmada belden 1927'de ilk örgütlenmesi, belediye örgütlenmesi, 1944'te de ikinci resmi örgütlenmesi, 1944 ve o tarihten bu tarihe hizmet veren bölgesine hizmet veren ve arkamızda da bir potansiyel olan, yani o ilçe, Milas ilçesine Körfez'e kadar olan yaklaşık 14 tane köye, merkezin burası olması, köylerimizin geçiş alanı, sağlık, eğitim, kültür, hep beraber birlikteyiz yani bu coğrafyada. Evet, ben biraz faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. Yerkesik Belediyesi'nin uygulamış olduğu faaliyetlerden ve bu zamana kadar yapmış olduğu projelerden bahseder misiniz bizlere? Evet, burada ben tabii yaşım itibariyle burada, çocukluğum burada geçti. Tabii burada bir güzel, çok güzel nezih insanlar geldi geçti bu makamlardan. Kendilerini burada ölenlere rahmetle, yaşayanlara saygıyla anıyorum, teşekkür ediyorum. Bize de böyle bir görev nasip oldu ama tabii şimdi biz bir ünvan aldık burada. 2014 büyükşehir olması, ki gerçekten çok önemli bir şeydir büyükşehir olması. Ki bir nimettir yani Muğla'ya verilen. Tabii bu arada biz ilk kazanan ve belediyede hani mahalle, yani bu statünün içerisinde biz tabii belediyemiz mahalle olacağı için belediye başkanı olacak. Öyle bir ünvanı da var bende yani. Böyle ilk ve son başkan gibi bir ünvanı da sahibiz burada. Ama ben şundan mutluyum. Yani benim yaşım itibariyle en azından geçmiş yıllara ihmal edilen bütün sorunları bu dönem içerisinde bir çırpıda çözdüm.
ve uzun yıllar yaşanabilirliğini, yani önümüzdeki yıllarda çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakabilecek hizmetlere, belediyecilik anlamındaki hizmetleri de yaptım. Tabii ki yaptım derken biz buna eksik bitmez. Hizmetin sınırı yok. Biten bir şey değil. Ama en azından yaşanabilirliğini uzattık burada. Altyapısı itibariyle bunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten bugün artık uzun yıllar sorunsuz bir altyapıya sahip bir yerleşim alanıdır. Yerkesik Belediyesi, Yerkesik Beldesi'ne inanılmaz derecede faaliyetler yaratan ve imkanlar sunan bir mesela belediye. Mesela örneğin ben hem gençler için bir saha yaptım, sentetik çim saha, yani o da FIFA onaylı halı. Yani öyle normal sıradan değil. Gerçekten büyük 8000 metrekarelik bir saha yaptık. Bunu da Muğla ile kullanıyoruz. Muğla'daki bütün playoff maçları, amatör spor kulüpler hep Yerkesik'te. Onun dışında altyapı, biraz önce onu da açayım isterseniz, aşağı yukarı 55 kilometrelik bir altyapı düzenlemesi yaptık. İşte elektrik kısımları yer altını, altyapı yer altını girdi. Şu anda suyla ilgili sorunlarımız vardı. Şimdiye kadar olan, mevcut işte sıkıntılı olan ve bunları çözdük. Şu anda artık hiç böyle bir sıkıntı yok. Ve kendi sınırların mücevher alan içerisindeki altyapısı yapılmayan hiçbir alanım kalmadı. Yani İlk belediyecilikte ki bunu görüyorum, yeni açılmış, imar açılmış sahalarımın bile altyapısı yapıldı şu anda. Yani hazır, her şey hazır. Gelen müracaat ettiği andan itibaren her şeysi hazır. Bu da sizin öncülüğünüzde, evet, Sayın Başkan Yusuf Demirci öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Öyle yaptık. Bir de dediğim gibi bu sahayı da gerçekten çok güzel. Muğla'da yok şu anda merkezde. Bir Bodrum ilçemizde var. Bunlarla mutluyum. Artı bunun dışında kamu alanları açısından mesela Adli Tıp, Muğla Adli Tıp yerleşkesi burada, binası burada, kurum burada. Bunu da orada güzel bir binamız yapıldı. Sağ olsun o dönemdeki bizden önce bir düşünülmüş ama sonradan biz bunu biraz daha açtık. Allah razı olsun burada bu konuyla ilgili de tabii kendi bölgemizde de bir milletvekilimiz var bizim. Onu saygı, yani her zaman şükranla anıyoruz, yani böyle saygıyla anıyoruz. Allah razı olsun. Bunlar da fikirlerimiz paylaştık. Her şey yani beraber ortak kararlarla kurumlar, valiliğimiz, kurumlarımız hep beraber istişare yaparak bu kuruluşu buraya getirdik ve 48'in tamamı burada. Bundan sonra artık Türkiye, artık bazı şeyler açtı Türkiye. Yani bundan birkaç yıl önce, daha doğrusu 5 yıl veya 10 yıl öncesini diyelim. Bugün bir burası biliyorsunuz turizm ile, literatürde Muğla, dünyanın her şeyinden, ülkesinden turist alan bir ülke şeyimiz. Aşağı yukarı yaklaşık 3 milyon üzerinde turist alıyoruz biz il olarak. Tabii bunun içerisinde hem bu Avrupa'ya, Avrupa ülkelerine karşı biliyorsunuz eskiden hep böyle hatırlarsınız, dedik ya adamlar ne kadar sosyal güvencesi, böyle rahatsız olduğu zaman uçak geliyor, sigorta karşılıyor, bilmem ne, bakın raporlar, şunlar bunlar. Şimdi artık Türkiye'de bazı çok şeyler aşıldı ve bunların bir ayağıdır bu da. Yani burada tam teşekkül raporlandırılıp, yani insanlar, hem dışarıdan gelen yabancılarımız hem kendi vatandaşlarımız artık o anlamda adli konularda her şey tereddüdü mahal vermeden uzmanlar tarafından yerinde böyle bir kurum da oldu. Bundan mutluyum yani. Evet. Peki yeni projeler, yeni hedefler var mı? Evet. Benim yeni projelerim, biliyorsunuz istihdam çok önemli. Bir belediye başkanı için bir önemli olan şey odur. Ekonomik dengeleri iyi oturtturmanız lazım ki ekonomiyle canlılık gelir, heyecan gelir, güzellik gelir yani. Onun için ben hep hedefim şuydu. Kendi bölgem için sadece, yani orta ölçekli küçük böyle kendi içerisinde paketleme, yapma, üretim, tüketim, ihracat ve bununla ilgili birkaç kalem yatırımcı arkadaşları getirdik biz buraya. Onlar da bu dönem, şimdi bu önümüzdeki yaz dönemi de inşaatları bitecek. İnşallah bunlar da buradan, bölgemizden en az mesela 20 kişilik, 30 kişilik işletmeler bunlar. Yani insanlar burada yerinde çalışsın, üretsin, evinde otursun. Hem kazanç hem yerinde tüketim. Yani üretim ve tüketim yerinde olsun. Çünkü bu çok önemli yani. Çünkü ekonomiyi bu şekilde dengelemediğimiz zaman, sahalar oluşturmadığınız zaman
Ama bunu çevresel, dokusal her türlü değerlendirmesini yaparak yapıyoruz bunları. Yani doğayda, yaşam alanlarında yani ayrıştırıyoruz. Bu da birkaç projemiz var. İşte bir paketleme şeyimiz var. Mesela burada ihracat malı, Amerika ihracat oluyor direkt. Bunun yeri burada olacak. Burada bayanlar çalışıyor özellikle. Çok hafif böyle ağır bir iş değil. Dediğim gibi kapasitesi 25-25 kişilik bir kapasite. Onun gibi birkaç işte böyle konaklama, işte böyle bizim burası biliyorsunuz, benim Kerimoğlu evimiz var burada. Yani Kerimoğlu türküsünü biliyorsunuz. O türkünün yandığı, ağıtlandığı yer burası. Canlı. Onu biz restorasyon yaptık belediye olarak. Halka açtık. Türkiye'nin değişik yerlerinden plakalar gelir buraya. Ziyarete, yerelde. Yani onun için o alan üzerinde de böyle butik otel gibi güzel düşünceler var, talepler var. Bunların önünü açmaya çalışıyoruz. Teşvik ediyoruz yani iştirakçı ve müteşebbislere teşvik ediyoruz. Tabii bu bölgeler hakikaten gerçekten dünyanın en güzel bölgeleri. Kesinlikle. Yani iklimi, coğrafyası, yerleşkesi Allah bu tarafı vermiş. Bu güzelliklere biz katkıda bulunabilirsek, bölgemizi indirebilirsek, insanlarla paylaşabilirsek ne mutlu bize. Biz de bunu çalışıyoruz genel olarak yani. Yerkesik Beldesi, Yerkesik Belediyesi sayesinde ve sizin öncülüğünüz sayesinde kalkınmaya her geçen gün bir adım daha yakınlaşarak devam ediyor. Tabii. Ve bu yeni projelerinize katlanarak gün geçtikçe bu beldemiz daha da güzelleşecek. Yeni projelerle daha da çok canlanacak. Şimdi efendim bakın biz Muğla'daki ilimizdeki gelişme, üniversitemiz bizim, bakın Muğla üniversitemiz var, çok güzel büyük bir üniversite alanımız var. Öğrenci potansiyelimiz yüksek. Muğla için konuşuyorum. Biz Muğla'nın dibindeyiz. Kamu alanlarımız burada. Biz yani biz katkıda bulunacağız. Onlar yani bu alanlarda biz de yardımcı olacağız. Onun için bu coğrafya bir bütün olarak görüyorum. Onun için zaten kamusal alanlarda birleşmenin yöntemi işte 2011'de Sayın Başbakanımız dedi ki büyük şehir olacak Muğla dedi. Biz de tabii buna Başbakanımız söylediyse bu iş bitmiştir zaten. Çünkü o yapmayacağı şey söylemeyeceği için. Onun için onu göre kendimizi dizayn aldık. Dedik ki biz bu sefer de böyle bu birleşmenin yöntemleri nasıl olur? Yani bu ili bir kaynaştıran ve artık bundan sonra köy kent çal ilişkisi artık birleşti yaşamımızda. Biliyorsunuz yani şimdi teknolojik bir çağdayız. Bilgi akışımı süper. Beyinler yüksek. Yani genç beyinler çok harika. Bugün Türkiye çok şeyler açtı. Onun için biz bunlara katkıda bulunacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza gideceğiz. Yani doğru olan şeyleri yaptıralım. Teknolojiyi doğru kullandıralım. Bunlar da bizim görev alanlarımız içerisinde. Biz tabii hizmet olarak başka bir şey, sosyal barış başka bir boyutu. Yani bizim görev alanlarımızda hepsi var. Yani belediyecilikte gerçekten ben çok haz alıyorum bu işten. Kişiler, insanlara, vatandaşa yardımcı olmak kadar güzel bir şey yok. Bakın herkes her şeyi bilmez. Bilmek zorundayız zaten. Ama siz öncülük yaparsanız, bilgi akışını sağlarsanız, toplumla değerseniz insanın derdine, yani sıcak temasta bulunursanız derdini açıklar. Olur edersiniz, bilgisini alırsınız, paylaşırsınız. Bak bunlar çok güzel bir şey. Yani belediyecinin bu tarafı çok harika. Ama biz tabii belediye başkanı şu an Yerkesik'te ben bundan sonraki şeylerimiz de buydu ki düşüncelerimiz. Bunu da ben toplumumuzda paylaşıyoruz zaten kendi yerel toplumumuzda. İstişaremiz yüksek, bilgi akışını sağlıyoruz. Ne olur katkıda bulunuyoruz. Bunlar maddi olarak olmaz, manevi katkıdır. Bulunmaya da devam edeceksiniz. Tabii. Evet. Bunlar şart, bunlar olmak zorunda. Evet. Yoksa ben başkan oldum, ben bir işte yetkili oldum, ben işte bir yeri temsil ediyorum. O geldiğini bakmak lazım. Yani tarihimizi de bakmak lazım. Tarihimizi bakarak önümüzü göreceğiz. Bir de kendimizi bakarak önümüzü göreceğiz. Bunlar çok güzel şeyler. Kesinlikle. Bunları da en azından gençlerimize, çocuklarımıza aşılamamız lazım ki geleceğimiz daha garanti, daha sağlam, daha ayakları üzerinde özgüveni olan, işte kararlı olan çok önemli. Niyet ve kararlılık çok önemli. Onun için ben nispeten kısmen de yaptığımı düşünüyorum tabii. Evet, ama eksiklerimiz ki olacak durmak, yani insan oluyor, hepimizin eksiği olacak. Yusuf Demirci. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz sizlere Yusuf Bey. Bizleri ağırladığınız, konuk ettiğiniz için ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, ben halkıma, gerçekten vatandaşlarımıza, bugün Muğla'mıza, yani mevcut vatandaşlarımıza biz
yapmamız gereken tek şey şu. Biz birbirimize saygı göstereceğiz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yani kim ne olursa, ne iş yaparsa, ne kültürü neyse. Yani inanın bakın, dinleme ve saygı göstermeye olgusunu gerçekten toplumda bu oluşumu sağladıktan sonra bakın başaramayacağı hiçbir şey yok Türkiye'nin. Türkiye'de özellikle gençlerin beyin gücü yüksek. İş gücü olmayabilir ama beyin gücü yüksek. Onun için biz gurur duyuyoruz gençlerimizde. Ve biz bunu özellikle benim vereceğim mesaj, yani bu sosyal barışın temsilcileri veya olan olmayan herkes birbirine saygı göstereceğiz. Saygı, sağduyu, saygı, sadakat çok önemli. Bunları, o tabanı bu. Bunu oluşturduğumuz zaman gerçekten başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Böyle sizleri görmekten mutlu olduk. Böyle bizim beldemizde de sizi ağırlamış olmaktan da mutluyuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Yerkesik Belediye Başkanı'ndan ve belediyesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.